kanser erkeklerde de kadınlarda da evet. görülen bir hastalıktır ama bazı kanserler erkeklerde farklı hı hı. seyrederken kadınlarda da daha farklı seyrediyor. Peki bunlar hangi kanser türleridir hocam? Şimdiki Türkiye'de ortalama yılda 180 bin ila 200 bin arası yeni kanser tanısı konmaktadır. Bu çok büyük bir rakam aslında. Evet. Ve bu kadar tümörün içerisinde kadın erkek oranına baktığımız zaman hemen hemen kadınlarda görülen kanserle erkeklerde görünen kanser birbirine eşit gibi evet. görülmektedir. Zaman zaman erkeklerdeki görünen kanserler biraz daha artmış olsa da birbirine yakın seyretmektedir. Erkeklerde en sık görülen kanser türleri nelerdir? En sık görülen kanser türü birinci sırada akciğer kanserleridir. Bunun da birebir bağlantılı olduğu hazırlayıcı faktörü sigaradır maalesef. Ama kadınlar da çok içiyor artık sigara. Şöyle yani sigara içme yaşı bayağı da düştü. Çok haklısınız. Yaklaşık 8 yıl öncesine kadar kadınlardaki görülen kanser oranı erkeklerle karşılaştırıldığında neredeyse 8'e 1 oranındaydı. Yani çok daha düşüktü. Ama sigara içme yaşı ve yılı kadınlarda da maalesef arttığı için evet. şu anda neredeyse 2'ye 1 ve hatta bu aradaki bu yelpaze birbirine yaklaşmak üzeredir. Maalesef kadınlarda da şu anda akciğer kanserinin görülme sıklığı hızla artmaktadır. Onu söyleyebiliriz. Bir de kadınların özellikle şöyle bir durumu var. Yani hani ben light sigara içiyorum. İşte nikotini az olduğu düşünülüyor. Light sigara olduğu düşünülüyor. Ama böyle değil. O zaman da içilen sigara dumanı daha fazla akciğer dokusunun içerisinde periferde dediğimiz iç tarafındaki ulaşılamayan akciğer dokularına kadar da ulaştığı için maalesef kadınlardaki görülen kanser oranı da artıyor. Tedavisi de güç hale geliyor ve sıkıntıları da çok daha büyük hale geliyor diyebilirim ben. O zaman şöyle diyeceğiz hocam, yani tabii sigara kanserin baş düşmanı. Kesinlikle. Tütün ve tütün ürünlerinden de uzak duracağız. Kesinlikle. Özellikle akciğer kanserinin görülme nedeni, hazırlayıcı faktörün %85'i sigaradır. Evet. Onun haricinde çevresel faktörler neler oluyor? İşte bazı kimyasallara maruz kalan, işle uğraşan, sanayide uğraşanlar, yine hava kirliliği diyebiliriz. İşte kömür dumanı gazın kömürün veya hani onun dumanı gazının etkileri ciğerleri akciğerlerde oluşturdukları etkiler. Bir de çok az bir kısım genetik faktörler diyebiliriz. Evet. Ama %85 çok büyük bir rakam. Evet. Biz akciğer kanserini erken evrede görülme yakalama oranımız o kadar düşük ki %15-20'lerde. Bu ne demektir? Sadece akciğer kanserini biz check-up sırasında tespit ediyoruz maalesef ve çok erken evrelerde, yani tesadüfi diyelim ki kalp ameliyatı geçirileceği zaman hasta, işte bypass ameliyatı geçirecek, o zaman anestezistin istediği akciğer filmleri sırasında görülüyor veya kişi düzenli bir şekilde yıllık check-up'larını yaptırıyorsa o zaman görülüyor. Yani yaklaşık %75-%80'i ileri evrede tespit edilmiş oluyor. O yüzden de bunu akıllardan çıkarmamak gerekir. Çok erken teşhis edilmesi şakaya gelmez. Mutlaka dikkat etmeleri gerekir. Burada sigara da, kullananlar. Evet, sigara kullananlar ve check-up'larına daha hassas. Kesinlikle, kesinlikle. Şu kişiler dikkat edecekler. Madde madde söyleyeceğim size. Birincisi, kişi 5 yıl boyunca en az 10 yıl boyunca günde bir paket sigara içiyorsa mutlaka akciğer kanseri olma adayıdır. Risktir bu. Evet. Kişinin eğer ses kısıklığı oluşuyorsa, hiçbir şey olmadan yani ses kısıklığı oluşuyorsa, yani bir gripal enfeksiyonu yok, bir şey yok, bu bize akciğer kanserinin belirtisi olabilir. Kişinin eğer parmaklarında çomaklaşma dediğimiz tırnağın arkasındaki yumuşak dokularda ağrısız böyle çomaklaşma, böyle büyüme, yuvarlaklaşma
doku kalınlaşmaları oluyorsa mutlaka akciğer kanseri yönünden araştırılması gerekmektedir. Düşmeyen ateşi varsa mutlaka akciğer kanserinin değerlendirilmesi gerekiyor. Kişide kilo kaybı varsa, yemek yiyor ama kilo kaybı var. Bu bize sinsi akciğer kanseri belirtisi olduğunu göstermektedir. Yine sigara çok önemli diyoruz. Kişide sırt ağrıları varsa, bel ağrıları varsa, baş ağrısı varsa yine akciğer kanseri yönünden hastanın mutlaka değerlendirilmesi gerekir diyebilirim. Sigara her şeyden en önemlisidir. Evet. Onu söyleyebiliriz. Yani bile bile de içmememiz gerekiyor. Kesinlikle. Yani kesinlikle. Böyle zehir, evet zehri biliyoruz. Sonucunda da kanser olacağımızı da biliyoruz. Akciğer kanseri de olacağımızı biliyoruz. Sadece akciğer kanseri değil, birçok hastalığında anlatılması. Tabii ki sigara. Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları dediğimiz KOA hastalığının zeminidir zaten. Evet. Kişi kanser olmamış olsa bile kronik akciğer hastalığı olduğu zaman zaten nefes alamaz. Zaten hayat kalitesi çok fazla düşer. Ama halk arasında şöyle bir şey vardır. Ya işte şu kişi içti ama hiçbir şey olmadı. Bu kişi içmedi ama... Bak görüyor musun hasta oldu. Hani sigara içmeyen kanser oluyor, sigara içen kanser olmuyor. Bu tür hasta vakalarıyla da karşılaşıyorsunuz. Tabii ki. Sigara içmeyen kişilerde, özellikle kadınlarda sigara içmeyenlerde görülen bir kanser türü vardır. Bir patolojik tipi vardır. O patolojik tip şey değildir. Sigara içimiyle alakalı değildir. Ama o patoloji tipi... tipine maruz kalan kişilerin akıllı ilaç kullanım oranı artmaktadır. Bak bunun altını çiziyorum. Kişi sigara içmiyorsa akciğer kanserine yakalandığı zaman bir patoloji tipinde o patoloji tipi hastada ortaya çıkmışsa kişi sigara içmediği için akıllı ilaç kullanımı denen hastanın hayat kalitesini daha çok artıran, tümörle savaşmasını daha çok artıran akıllı ilacın kullanımı bu kişilerde daha fazla olmaktadır. Yani onlar sigara içmeyip akciğer kanserine yakalananlar tedavisi daha başarılı ve daha şanslı gruptadırlar. Bunun da altını çizmek isterim. Erkeklerde akciğer kanseri dedik hocam. Evet. Peki kadınlarda sık görülen kanser türleri? Kadınlarda en sık görülen kanser türü meme kanseridir. Evet. Meme kanseri şöyledir. Her 10 kadından bir kadın meme kanseri görülme riski altındadır. 10 kadından bir kadın ömrü boyunca meme kanserine yakalanma riski altındadır. Bu çok büyük bir orandır. Şimdi hastanın erken teşhis çok önemlidir dedik. Meme kanserinde de erken teşhis çok önemlidir. Bununla ilgili de belli şeyler bildirmek istiyorum izleyicilere. Dikkat etmemiz gereken. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bir kişide meme kanseri yok ama... Kişi 20 yaşını geçmiş, buluğ çağına ermiş, ondan sonra 20 yaşını geçmiş. Bu kişi her ay adet döneminin 3. ya da 5. günü elle meme muayenesi yapması şart. Bu çok basit bir şeydir ve düzenli bir şekilde kişi bunu elle meme muayenesini yaparsa meme kanserini yakalama ihtimali çok yüksek olur. Evet. Sağ eliyle sol göğsünün bütün kadranlarını elle geçirecek. Çünkü meme kanseri nedir? Ağrılı değildir. Ağrısız bir kitledir. O yüzden ay ağrım var deyip kişiyi doktora götürmez. Ağrısız sinsi büyüdüğü için çok tehlikelidir. Kişi sağ eliyle sol göğsünü, sol eliyle sağ göğsünü ve koltuk altını elle muayeneden geçirmesi gerekmektedir. Ve bu şekilde de her ay bunu düzenli olarak takip ettirecek. Kişi eğer ailesinde annesi, teyzeleri, halalarında meme kanseri varsa daha dikkatli olması gerekiyor. Daha kontrollerini, takibini daha iyi yaptırması gerekir. Kişi 20 yaş ile 40 yaş arasında elle meme muayenesinde bir eline şüpheli bir kitle geldi. Doktora başvurdu. Doktora başvurduktan sonra doktor ondan belli bir ultrasonografik görüntüler istemektedir. Bu ultrasonografik görüntüler nedir? Meme ultrasonu istenir. 20 ila 40 yaş arası ve orada görülen kitle eğer varsa
malin dediğimiz iyi huylu olmayansa mutlaka oradan iğne biyopsisiyle onun mutlaka aydınlanması gerekir ki tedaviye başlayalım. 40 yaşından sonra kişilerde mamografinin kullanımına geçmekteyiz. Niye 40 yaşından sonra? Evet, yani 40 yaşında evet, bekliyor. Yani, 20 yaşında evet, da olabilir. Niye belki 20 yaşından sonra değil 40 yaşından sonra? Bunun sebebi kişinin, bayanların 20 ila 40 yaş arasında meme dokusu çok yağlıdır. Yağlı doku olduğu için de mamografi sırasında içerisinde olabilecek malin tümöral kitleleri mamografi bize sağlıklı bir şekilde gösteremeyebilir. O yağlı yüzden doku de olduğu için. Yağlı doku olduğu için. O yüzden de 40 yaşından sonra mamografi daha sağlıklı. 20-40 yaş arası ultrason bizim için daha altın standart teşhis yöntemi diyebiliriz bu şekilde. Evet tabii. Tedavi yöntemlerine baktığımız zaman Züleyha Hocam, geçmişten bugüne kadar da teknolojide de çok yenilikler var. Kesinlikle. Yani kanser evet korkulacak bir hastalık ama tedavi olmayacak bir hastalık değil. Kesinlikle. Bundan bir 10 yıl öncesinde yaptığımız tedavi yöntemleri, bunun içerisinde cerrahi yöntemlerden evet, tutun, kemoterapik ilaçlar, akıllı ilaçlar, radyoterapi cihazları. Radyoterapi cihazları çok önemlidir. Neden? Radyoterapide kullandığımız, daha önceleri kullandığımız kobalt cihazları vardır. Bu kobalt cihazlarıyla hastalarımızı tedavi ettiğimiz zaman en basit bir örnek vereyim. Nazofarenks tümörü dediğimiz geniz tümörünü tedavi ediyoruz. Geniz tümörünü tedavi ederken kobalt cihazlarını kullanmaktaydık. Ve makinenin sağdan sola dönerken 90-270 derece arası şu geniz tükrük bezlerinin olduğu yerde bu bölgeyi içine alacak şekilde boyunu güzel bir şekilde ışınlamaktaydık. Ama ne oluyordu? Bu tam geniz tam orta hatta bir yerdedir. Bu bölgelerde tükrük bezleri var. Biz hastanın ışın tedavisini yaparken tükrük bezlerine de hasar vermiş evet, oluyorduk. Yani bir taraf iyi edeyim derken bir tarafta hasar alıyordu. Ve hasta alıyordu. Ne oluyordu? Ağzı kuruyordu. Elinde sürekli suyla gezmek zorunda kalıyordu. Ağzını ıslatma ihtiyacı hissetmekteydi. Bu çok önemli bir şey. Özellikle geniz tümörleri dediğimiz nazofarenks tümörlerinin tedavisinde geniz burnun arka tarafında, kulakların arka tarafında tam orta hatta kafa kaidesine yakın yerde oluşumdur. Ve bu nazofarenks tümörü dediğimiz geniz tümörlerinin tedavisi radyoterapi dediğimiz ışın tedavisidir. O bölgenin cerrahisi olmaz. Cerrahi evet, olarak o bölgeden o tümör çıkarılmaz. Radyoterapi sırasında yaklaşık bundan 10 yıl kadar önce biz hastaların tedavisinde kobalt cihazlarını kullanmaktaydık. Kobalt cihazını kullandığımız zaman hastanın genizinin ışınlanması için bu bölgelerinde olan sağ ve sol tükrük bezlerinde ışın alanına girmekteydi maalesef. O yüzden hastanın geniz tümörünü tamamen tedavi ediyorduk ama hastalar ondan sonra ağzı kuru bir şekilde yaşamaktaydılar. Yani tarafı iyi olayım derken diğer tarafta kesinlikle, bir hasar bırakıyordu. Kesinlikle ve ellerinde su şişesiyle gezmekteydiler. Ama şimdiki cihazlarımız, özellikle triloji cihazımız şu anda bizim kendi kullandığımız. Evet, Avrasya Hastanesi'nde önemli bir cihaz var. Avrasya Hastanesi Zeytinburnu'ndaki radyoterapi cihazımız, triloji cihazımız nokta atışı yapan, tedavi yaparken tümörlü dokuyu tamamen ortadan kaldırırken yanındaki çok yakınlarında oluşmuş olan, kritik organ dediğimiz sağlıklı organları maksimum şekilde koruyan ama tümörü de maksimum şekilde öldürmeye çalışan bir cihazdır. Evet. Şimdi biz bu cihazla hastalarımızı tedavi ederken hastanın ağzı da kurumuyor çünkü tükrük bezlerini koruyoruz. Arkadan geçen sinirler vardır. Zincir kemiklerinin içerisinden geçen sinirler vardır. O sinirlere de hasar vermiyoruz. Beyincik dediğimiz hastanın tedavi alanına maalesef giren oraları da tamamen koruyoruz. İşte hastanın işitmeyle ilgili olan yerlerinde elimizden geldiğince her yeri korumaya çalışmaktayız. Evet. Diyelim ki hastanın gözünün tam arkasında bir tümör var. O bölgeyi ışınlarken göze en az zarar vererek oradaki tümörü öldürmek hedefimizdir. Ve bu cihazlarla bunu çok rahatlıkla yapmaktayız. Hastalar da rahat bir şekilde, huzurlu bir şekilde hem tedavisini olup
hem bu şekilde normal sağlıklı hayatına devam ediyorlar. Bu da bizim için çok mutluluk verici bir şeydir. Onu söyleyebiliriz. Evet.